Bugüne kadar birçok dolandırıcılık hikayesini ekrana taşıdık ama böylesini biz de ilk kez gördük açıkçası. Bu dolandırıcılar aynı zamanda tiyatrocular. Onlar gibi taklit yapabiliyorlar. Oyunculuk yetenekleri var. Seslerini değiştirerek yaşlıları arıyorlar. Torunu, yeğeni gibi konuşarak ellerinde, avuçlarında ne varsa alıyorlar. Mağdurlardan biri de Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu'nun halası. Dolandırıcısı Mosturoğlu'nun sesini taklit etti ve bakın sonrası. Memnuniyetsizliği var anlaşılan. Kamuoyunu öyle dillendiriyor. Halıcım benim dedi. Beni çekip Mosuroğlu diye aradı. Ama duygularını biliyorum konuya ilişkin. Sizin yeğeniniz oluyor. Yeğenim oluyor. Kim çıktı peki telefonun ucundaki kişi? O da dolandırıcı çıktı. Telefonda konuştuğu kişiyi yeğeni, Fenerbahçeli eski yönetici Şekip Mosturoğlu sandı. Oysa telefonun ucunda Mosturoğlu'nun sesini taklit eden azılı bir dolandırıcı vardı. Yeğeni sandı, inandı. Paraları dolandırıcıya kaptırdı. Benim dedi çok müşkül bir durumdayım. Paraya ihtiyacım var. Senden para isteyeceğim. Nur Altüz'ün telefonun ucundaki kişiyi öz yeğeni Şekip Mosturoğlu sandı. Kendisinden istediği 5000 lirayı telefonu kapatır kapatmaz hazırladı. Ve sadece o telefon görüşmesinden bir dakika sonra bir adam kapıya geldi. Yanında çalışan adamlarındanım dedi. Ben geldim bana vereceksiniz dedi. Ve 5000 lirayı Nur Altüz'ünden aldı. Üstelik bir de para eksik mi diye kapıda saydı. Nur Altüz'ün dolandırıldığının farkında bile değildi. Çünkü karşısında tiyatrocu gibi sesini değiştirerek kılıktan kılığa giren bir adam vardı. Bir an sesinden tereddüt etse de 5000 lirayı verdi. Konuştu bir şeyler, ben sesinin benzemediğini de söyledim kendisine. Ama duygularını biliyorum konuya ilişkin. Benim hala telefonda değişik geliyor sesim dedi. Talihsiz kadın dolandırıldığını kızını arayınca anladı ama iş işten geçmişti. Ne Şekip abisi ya, bir çocuk apar topar geldi ama mahvoldu. İşte o zaman anladım, o zaman söylediler. Şekip Mosturoğlu aradı mı sizi bunu duyunca, bu dolandırıcılığı duyunca? Aramadı. O dolandırıcı yine iş başındaydı. Aynı yöntemle 5 kişiyi daha ağına düşürmeye çalıştı. İşte içlerinden biri durumdan şüphelendi, polise gitti. Sesini değiştirerek kılıktan kılığa giren dolandırıcı özellikle yaşlıları kurban olarak seçiyor. 5 kişiyi de teyzecim, halacım diyerek aradı, inandırdı da. Mağdurların şikayeti üzerine güven timleri bir plan yaptı. Öyle ki dolandırıcı parayı almak için adrese geldiğinde güven timleri olay yerinde zanlıya, dolandırıcıya suçüstü yaptı. İstanbul Kadıköy'de 3 hafta önce yakıyı ele veren dolandırıcının suç kaydı hayli kabarık. En son yine aynı suçtan cezaevine girmişti. Yine tutuklanarak cezaevine gönderildi.